Evet, kazanım 49'da yine merhaba diyorum. Şimdi ne yapacağız? Parçalı fonksiyonlarda türevi süreklilikle olan ilişkisini kullanarak sağdan soldan türevi almaya çalışacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım iyi seyirler. İkimize de iyi dersler diliyorum. Gelsin birinci soru. Şimdi diyor ki parçalı fonksiyonun gerçel yani reel sayılarda türevli olduğuna göre. Şimdi bu ifadeyi sıkıntılı yapacak değer nedir? Kritik noktalarda. Kritik noktalarda limit pardon kritik noktalarda türevli midir? Türevlidir. Çünkü bütün reel sayılarda türevli olduğuna göre kritik noktalarda türevlidir. O zaman biz bu kritik noktalarda türevli olma durumuna bakalım. Şimdi öncelikle istersen sürekliliği inceleyelim. Limit x giderken 1'e soldan fx eşittir. Limit x giderken 1'e sağdan fx zaten limit olmak zorunda. Soldan limitine baktığımız zaman 1'e birden küçük yerler burası 6 artı n olur. x'ini 1 yazarsak 6 artı n eşittir. Birden büyük yerler yazacak olursak 3m artı 4. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi devam ediyorum. Aynı zamanda türevli olduğundan bahsetmiştir. Türevi de var kesinlikle. O zaman bir türevi nerede? 1'e sağdan giderkenki türevi. Yani şu fonksiyonun türevini alırsak x gider 3m kalacaktır değil mi? Sabitin türevi de 0'dır. Yani burası 3m. Devam edelim. Fonksiyonun 1'e soldan yaklaşırken ki türevi 1'in solu olduğu noktalardaki türevi şurası. Bunun türevi de kaçtır? 6x'in türevi 6'dır. Sabit sayı olduğu için de 0'dır. Yani burasının da türevinin 6 olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman bunlar da birbirine eşit midir? Yani 3m eşittir 6'dan m eşittir 2 gelir mi değerli arkadaşım? Hay hay 3m 6 mıymış? 3m 6 ise 10 yapar. O zaman 6 artı n eşittir 6 artı 4'ten 6'lar birbirini götürür. N eşittir 4 kalacaktır. N 4, M2 toplamları ne yapar? 6 yapar değerli arkadaşım. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. Fonksiyonumuzun türevli olması için diyor N kaç olmalıdır? Öncelikle yine limite yani sürekliye dönelim. Limit x giderken 1'e soldan fx limit olmak zorundaydı zaten. Limit x giderken 1'e sağdan fx. 1'in solu ne taraf? Burası 1 eksi x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 eksi m yapar eşittir. 1'e sağdan giderken x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak şayet 3 artı n yapacaktır. Buradan m artı n eşittir eksi 2 gelecektir. Bu kalsın bir kenarda. Şimdi türevli olmasını da kullanacak olursak x eşittir 1'e türevli ise sağdan ve soldan türev değerleri de birbirine eşittir demiştik. O zaman f'in türevi nedir? 1'in sağında yani türev alma kuralını direkt kullanıyoruz. 1'in türevi 0'dır. X küpün türevi 3x karedir değil mi? 3 başa iniyor. Eksi 3mx dereceyi bir azaltıyoruz x kare. X gördüğümüz yerde de 1 yazacak olursak eksi 3m yapar mı değerli arkadaşım? Tabii ki de yapacaktır. Devam edelim. 1'e soldan türeve bakalım. Soldan ifademiz burasıdır. 3x artı n'nin türevi, 3x'in türevi bir kere 3'tür. N'nin türevi gitti. 3 oldu. O zaman bunları ne yaptık? Eksi 3m eşittir 3'ten. M eşittir. Eksi 1 geldi mi? Geldi. M'yi eksi 1 bulursak zincirleme olarak birbirlerini götürür. Burada eksi 1'i yerine yazarsak bu tarafa attığımız zaman da n'de ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Dolayısıyla n eksi 1 olacaktır değerli arkadaşım. Yani ikinci sorumuzda doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Yine x eşittir 1 noktasında fonksiyon sürekli olduğuna göre diyor. Pardon türevli olduğuna göre diyor. O zaman sürekli olmasın önce yine aynı şekilde kullanalım. Ne yapıyoruz? Limit x giderken 1'e soldan fx eşittir. Limit x giderken 1'e sağdan fx. O da eşittir. F1 yani sürekliliğini kullanıyorum. Daha önce niye türev limit kullandım? Çünkü orada iki tane fonksiyon vardı. Yani şunu da kullansam yine ikisinden birisinin eşit olacaktı. Burada üç farklı fonksiyon olduğu için şunu da dahil etmiş oldum. Soldan gelirken şu fonksiyon. Burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 eksi 5 eksi 4 yapar. Eksi 4 artı 7 3 yapacaktır. Burası 3 eşitmiş. 1'e sağdan nasıl oluyor? Evet 3. 1'e sağdan 1'in sağ ne taraf? Burası. O zaman 1 yazarsak a artı b artı 5. A artı b artı 5. Burası zaten 3'tü. Değil mi? Dolayısıyla a artı b eşittir. Eksi 2 olacaktır değerli arkadaşım. Bunu bulduk. Gelelim türevli olduğuna göre sağdan ve soldan türevi.
O zaman f'in türevinde 1'e sağdan. 1'in sağ olan fonksiyon burası olduğu için bunun türevini alacak olursak 2ax artı b olacaktır ki x gördüğümüz yerde 1 yazarsak 2a artı b yapacaktır. Devam edelim. Bu fonksiyonun bu noktadaki türevi soldan türevine bakacak olursak soldan ifademiz de budur. 3x karenin türevi 3x kare eksi 5 oldu. Değil mi? 5x türevi 7'nin türevi 0'dır zaten. Tamam, x gördüğümüz yerde 1 yazar isek 3 eksi 5'ten eksi 2 mi yapıyor? Hayır, eksi 2 yapıyor. O zaman 2a artı b de yine eksi 2 mi oldu? Yine eksi 2 oldu. Dolayısıyla bunları taraf tarafa çıkartacak olursak a eşittir 0 oldu. Tamam. Ve b de eksi 2 oldu. Bizden istenen şey a eksi b farkı dediğine göre 0 eksi eksi 2'den buradan 2 gelecektir. O zaman 3. sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşım.